Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 3. sınıf matematik konularından doğal sayılarda bulunan tek ve çift doğal sayıları öğrenmeye çalışalım beraber. Şimdi size bu konuyu anlatmak için ilk önce resimlerden yararlanmak istiyorum. Şöyle düşünelim. Burada tek başına bir çocuk görüyoruz. Diyelim ki bu çocuk tek başına oyun oynuyor. Bakın söylerken bile ne dedim? Tek başına dedim. Yani burada kaç çocuk var? Bir tane çocuk var. O zaman bir kişi tek başına olduğu için tek sayı oluyor. Yanında bir arkadaş geldiğinde iki kişi oluyorlar. İki yazalım buraya da. İki kişi olduğunda birlikte birbirleriyle beraber oynadıklarında, birbirleriyle eş olduklarında buna çift diyoruz. Yani iki kişi olduğunda çift oluyor. Demek ki bir sayımız tek, iki sayımız çift. Peki 3 kişi olduğunda nasıl oluyor? Şöyle düşünelim. 2 kişi birbirleriyle eş olduklarında 1 kişi tek başına kalıyor. Yani 3 sayısı tek oluyor o zaman. Çünkü burada tek başına kalan 1 kişi var. 2 kişi birlikte oynadılar, o da yanlarına geldi ama bu tek başına kaldı. Demek ki 3 sayısı tek oldu. 4 sayısına bakalım. 2 arkadaş eş oldular. Diğer iki arkadaş da eş oldular ve tek başına kalan kimse yok. O zaman 4 sayımız çift olan bir sayı. Hemen 5 sayısına bakalım. Burada 5 çocuk var. 2 kişi eş oldular oyun oynarken. Diğer iki kişi de eş oldu. Bir kişi tek başına kaldı. O zaman 5 sayımız tek. Bakın 5 kişilik bir grupta tek başına kalan bir kişi olduğu için 5 sayımız tek. Dikkatinizi çekmiştir. Doğal sayılar bir tek, bir çift, tek, çift, tek, çift diye gidecek. Böyle bir kural oluştu. Devam edelim biz yine de. 6 kişi olduklarında çocuklar 2 kişi eş oldu. Diğer 2 kişi de eş oldu. Diğer 2 kişi de eş oldu. 2, 4, 6. Tek başına kalan kimse var mı? Yok. O zaman 6 sayımız çift oldu. Devam edelim. 7 kişi olduklarında 7 yazalım şuraya. 2 kişi eş oldu. Diğer 2 kişi eş oldu. Diğer 2 kişi yine eş oldu. 1 kişi tek başına kaldı. O zaman 7 sayımız tek. 8'e bakalım. 2 kişi eşleştirelim. 2'şer 2'şer. Evet tek başına kalan kişi var mı? Tek başına kalan çocuk yok. O zaman 8 sayımız çift oldu. Geldik 9 sayısına. Yine eşleştirelim. Şuraya 9 yazalım önce. 9 çocuk var. 2 kişi eş oldu, diğer 2 kişi eş oldu, diğer 2 kişi eş oldu. Devam ediyorum. 1 kişi tek başına kaldı. O zaman 9 sayımız tek. Şimdi şuraya sıralayalım diğer kağıdımıza. Evet, 0'ı henüz yapmadık. 1 tek, 2 çift. Şöyle T ve Ç harfleri yapalım. Tek Çift, tek, çift, tek, çift. Bakın bir tek, bir çift diye sayılarımız gidiyor. Ve alta ben bir liste yaptım. Tek sayılar 1, şu sıfırı kapatıyorum. Henüz sıfır hakkında konuşmadık. Tek sayılar 1, 3, 5, 7 ve 9. Çift sayılar 2, 4, 6 ve 8. Geldik sıfıra. Sıfırı da şöyle göstereyim ben size. Diğer kağıttan yararlanalım yine. Bakın burada 10 çocuk var. Ve 10 2 basamaklı bir sayı. Biz yine bunları eşleştirelim. 2 i̇ki. ikişer ikişer birbirleriyle eşleştiler. Ve tek başına kalan hiçbir çocuk yok. O zaman 10 sayımızda 10 kişi olduklarında 10 sayımızın birler basamağında kim var? 0 var. 10 sayısının birler basamağında 0 var. Demek ki 0'ın biz buradan çift olduğunu kabul ediyoruz. Ve bakın buraya çift sayıların olduğu yere 0'ı ekledik. Bizim doğal sayılarda kaç tane rakamımız vardı toplam? 10 tane, 9 tane, 1'den 9'a kadar olan sayılar ve 0 vardı. O zaman 0'ı da çift yapıyoruz. Şimdi baştan kontrol edelim. 0 çift, 1 tek İki çift, tek çift, tek çift bu şekilde sırayla gidiyorlar. Ve alta bir liste yaptım. Tek sayılar 1, 3, 5, 7, 9. Çift sayılar 0, 2, 4, 6 ve 8. Şimdi 2 ve 3 basamak sayılarda nasıl çift oluyor, nasıl tek oluyor onu inceleyelim. Mesela 2 basamaklı bir sayı yazalım. Örneğin 48 sayısını yazdım. 48 sayısının tek mi çift mi olduğunu anlamak için çocuklar kuralımız çok basit. Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında kim var? 8 var. 8 neredeydi? Çift sayıların içindeydi. O zaman 48 sayımız çift bir sayıdır. Başka bir sayı yazayım iki basamaklı. Mesela 87. Nereye bakıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında kim var? 7 var. 7 nerede? Tek sayıların olduğu kümede. O zaman 87 sayımız tek. 3 basamak sayılardan yazalım. Mesela 183 sayımız. Kuralımız çok kolay. Nereye bakıyoruz? En arkadaki birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 3 var. 3 sayımız tek sayıların içindeydi. O zaman 183 sayımız tek. Yine üç basamaklı bir sayı yazalım. 982. Birler basamağına hemen bakıyorum. Birler basamağında 2 var. 2 çift sayıların olduğu grupta olduğu için 982 sayısı çift. Az kalsın yanlış yazıyorduk. Evet 982 sayımız çift bir sayı. Son olarak bir sayı daha yazalım. 3 basamaklardan. 700 60 yazalım. Birler basamağına baktık. 0. 0 nerede? Çift sayıların içinde. O zaman 760 sayımız çift bir sayıymış. Alıştırmalara geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapalım. Zaten 9 tane şey 10 tane rakamımız var. 0'dan başlıyor rakamlarımız. 0 çift tek çift tek böyle ardı ardına sıralanarak gidiyorlar. Sonra bir liste yaptık. Tek sayılar 1 3 5 7 ve 9. Çift sayılar 0 2 4 6 ve 8. Şimdi alıştırmalarımıza devam edelim. Altta bazı sorular var. Şimdi okuyalım, beraber yapalım. Şöyle kırmızı kalemimizi alalım, farklı olsun. 3 basamaklı en büyük tek sayı Şimdi 3 basamaklı olacakmış. En büyük olacakmış ve tek sayı olacakmış. 3 basamaklı en büyük sayıyı yazmak için 900. Rakamları farklı demiyor. O zaman aynı rakamı yazabilirim. 90. Tek olacak. En büyük kim var teklerden? 9 var. O zaman 999 sayımız 3 basamaklı en büyük tek sayı. İkinci alıştırmamıza bakalım. 3 basamaklı en küçük tek sayı. 3 basamaklı en küçük sayımız biliyorsunuz 100'dü. 100. Yüz. Ama buraya 0 koyarsam, 100'ü koyarsam tek sayı olmaz. Çünkü 0 çift. O zaman 101. İşte 3 basamaklı en küçük tek sayımız. Devam edelim. 3 basamaklı en büyük çift sayı. 3 basamaklı en büyük sayımız 999'du. Ama 999 bakın ardında 9 olduğu için tek oluyor. Bize çift olmasını istiyorduk. O zaman 998. 9'dan bir küçük olan 8 var. Evet 998. 3 basamaklı en küçük çift sayı. 3 basamaklı en küçük sayımız zaten 100'dü ve 100 bakın arkasında 0 olduğu için çift sayı. Demek ki 3 basamaklı en küçük çift sayımız 100'müş. Evet isterseniz diğer alıştırmalara tek ve çift sayılarla alıştırma ve problemlere bir sonraki videomuzda devam edelim.